Herkese merhaba, ben Şistan Simay. Bugün kısa bir journal kurulumu ve mürekkepli dolma kalemler videosuyla karşınızdayım. Bu kadar kısa olmasına ben de üzüldüm inanın çünkü yaklaşık bir buçuk saat videonun orijinali ama sürekli böyle tekrar eden şeyler yaptığım için ben kendim şahsen izlerken öyle şeyleri sıkılıyorum çok uzun sürerlerse. O yüzden mümkün olduğu kadar hızlandırdım ve kestim. 6 dakika 30 saniyelik bir video oldu ama umarım keyifle izlersiniz. Şimdi ben kışı çok özledim ya. Gerçekten hadi kış demeyelim kışa çok gıcık olanlar var tamam da hani böyle sonbahar bir serinlik bir bir şey sıcaklar bana pek çok yönden hiç ama hiç iyi gelmiyor hatta bu ses kaydını ben videonun yayınlanacağı gün çarşamba günü alıyorum dün yine migrenim tuttu hani öyle şeylerde coştuğu için hiç ama hiç sevmiyorum yaz aylarını kışı özlediğimden de bir kış temalı bir şey yapayım dedim Temmuz'a alakasız bir şekilde. Bir de bunda şunun da etkisi var. Kutup ayıları, ya ben önceki hayatımda kutup ayısı olduğuma eminim ama kanıtlayamıyorum. Kanıtlayamıyorum ama eminim. <laughs> Hangi gündü? Pazar günü tabii. Elifciğimle ufak bir alışverişimiz oldu. Orada da kutup ayalı görünce dayanamamıştım. Hemen 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 kullanmak istedim. O yüzden o da bahanem oldu. Bu ay... Temmuz ayında bu midori defteri kullanmaya devam ediyorum. Bunun sonrasında da bir tane daha var bu defterden. Henüz kullanamadığım ama ilk baştaki sayfalarını böyle bir şeyler deneyip edip kopartmıştım. Dedim boşa gitmesin. Ben her şeyi kullanırdım biliyorsunuz. O yüzden burada devam ediyorum. Başka bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. Bu arada bunları ters yaptım. Bir önceki sayfayı fark ettiyseniz mürekkepli dolma kalemler yaptım. Normalde kapak sayfamın yanında okuduğum kitapların görüntüsünü seviyorum ben. Ama işte beynimiz bazen böyle erör verebiliyor. O yüzden sıkıntı değil. Böyle devam ediyoruz. Penguenleri de bu sayfaları koyacağım. Çok tatlı oldular ya. Bunların yürüyüşlerine falan hastayım böyle. Hep beraber yürürken birbirlerinin ensesine şaplak atıp düşürüyorlar bana. <gülüyor> Çok gülüyorum. <gülüyor> Ay Allah'ım neyse. Şimdi hangi sayfayı yapıyorum? Evet okuduklarımı o yüzden sol sayfaya aldım. Şu an yaptığım sayfa anılar sayfası. Şimdi diyeceksiniz ki... Belki de önceki videoda da izleyenler normalde buna iki sayfa ayırıyordun. Buraya sığabilecek misin defterde küçük? Yani yani mesela niyeyse Haziran ayında şu an yani Haziran sayfalarındaki anılar bölümü bomboş. Çünkü oraya benim hiçbir şey yazasım gelmedi. Ha güzel şeyler ol, olmadı mı? Oldu çok şükür ama böyle oraya bir yazmak istemedim. O yüzden boş bıraktım. O iki sayfa boş kaldı. Hiç sorun değil. En azından Haziran modumuzu gösterir diye düşünüyorum. Burada da şimdi yine Temmuz'da da sıcaklar daha da artacak, edecek. Hani sinirim bozulacak. O yüzden yine o riski almamak için tek bir sayfa şimdilik yeter. Yazacağım mı, yazmayacağım mı hep beraber göreceğiz. Bunun peşine ne zamandır mürekkepli dolma kalemler yapmadın diyenlere şu an işte bu defterde kullandığım kalemleri de göstereyim dedim. Demin de Yamaguri'nin ismini Yamuguri miydi? Yamaguri miydi? Emin <laughs> olmadığım için orada bir erör verdim farkındaysanız. Neyse sıkıntı yok. Şöyle ben bir süredir mürekkeplerimi işte uzun zamandır kullanmadıklarımı tekrar deniyorum. Renklere falan tekrar bakıyorum. Bir de biliyorsunuz ben eski defterlerime de dönüp bakarım hep. Hani böyle bir nasıl diyeyim aklıma bir fikir gelmediği zaman ne yapayım ne edeyim karar veremediğim zaman dönüp kendimden ilham alıyorum. Çok egoist geliyor kulağa ama anladı anladı beni zaman da ne yapmışım ne hoşuma gitmiş onlara bakıyorum eski defterlerimde çok geziyorum yani bu kadar uzattım lafa ama asıl demek istediğim o ya şunu fark ettim şimdi biliyorsunuz ben canlı renk delisiyim yani böyle nötr tonlar işte beyaz gri siyah böyle ne bileyim bir tık açık kahverengi falan onların hepsi bir araya gelince ben renkten saymıyorum onları yani. Böyle içimi bayıyor. O yüzden rengarenk sayfaları seviyorum. Her şeyin rengarengini seviyorum. Ama şunu fark ettim. Şimdi defterlere mesela böyle renkli renkli stikerler, işte çizgiler bir şeyler yaptığım zaman onun üstüne gidip böyle cart pembe, işte başka ne var öyle renk? Jat turuncu, Jat mor. Renklerle yazdığım zaman gözüm çok yoruluyor dönüp bakıp okurken. Yani böyle evet unicorn kusmuş benim tarzım doğru ama işte o mürekkeplerle o olmuyor. Bir de tabi yazı denen şeyin kolay okunur olması lazım. Ben kendi yazdığımı okurken zorlanınca bu yüzden moralim bozuluyor. O yüzden bir tık mürekkep ayıklamaya gittim ve şuna karar verdim. Mürekkep konusunda koyu renkçiyim ben. İşte siyahlar, burada gördüğünüz bu koyu morlar, koyu kahverengiler, ondan sonra cırma, koyu maviler vesaire. Onlarla devam ediyorum. Mürekkepli dolma kalemlerimizin özü de budur. Şu an çok şükür bir tek Daimai'nin o son çıkan 2023 Inkvent serisinden böyle gözümün kaldıkları oldu. Onlar dışında gözümün kaldığı mürekkepte yok çok şükür. Bu arada hazır sıra gelmişken bu Lamy Studio kalemi, Elif G'nin kalemi. En son onun evinde bir sebepten dolayı kalemlerine epey bir kurcaladık döktük. Onu ben anlatmayacağım. Kendisi en son yanımda vlog çekerken anlatmıştı zaten. O anlatır. Ee, dedi ki eğer buradan denemek istediğin hani sende olmayan kalem varsa alabilirsin. Ben de bulemi müstülüğü hiç denememiştim. Bu onun kalemi. içinde de Aurora'nın siyah mürekkebi var. Onu da bana hediye etti sağ olsun. İkisini birlikte kullanıyorum bakalım. Şu an elimdeki kalemle de bu ay başlıklarımı yazıyorum. Her şey nasıl gidecek göreceğiz. Evet efendim bir videonun daha sonuna gelirken lütfen kanala abone olmayı, beni instagramdan takip etmeyi, gönlünüzden, kolu, koparsa, gönlünüzden koparsa veya herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.